Cenab-ı Hak buyuruyor Es-sâizü billâh Bismillah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kendisine dost edinen, Allah'tan başkasına sığınan, Allah'tan başkasına güvenen, Allah'tan başkasından bir şeyler bekleyenlerin misali ne gibidir? Çemeselil <laughs> ankebut. Evet aynı örümceğin misali gibidir. cemaat i Müslüm'ün Ankebut suresi var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Örümcek demektir. Kur'an-ı Kerim'de böyle Nemil suresi var. Karınca suresi. Bakara suresi var. Söyle. İnek demek değil mi? Ondan sonra Nahl suresi var. Nahl. Ne demek? Arı değil mi? Böyle Cenab-ı Hak hayvanların, hayvanların hayatına çekiyor bizi. Yani bakın onlarda çok ibretler var diyor. Şimdi vereceği misale bakın. Allah'tan başka Rabbimiz diyor ki benden başka kime sığınırsanız, benden başka kime güvenirseniz, benden başka kime ümit beslerseniz, benden başkalarına güvenirseniz, işte atıyorum parana güvenirsen, benim param var. <laughs> i̇şte güzelliğine güvenirsen, ben çok güzelim, çok yakışıklıyım. İşte makamına güvenirsen, işte ben valiyim, işte kaymakamım, işte falanca Hakimin hakimim ben, başsavcıyım ben, başsavcı. <laughs> tamam. Makamına güven, şöhretine güvenirsen işte. Ben herkes tanıyor. Allah muhafaza. Meselül lezîne tekadû min dûnillâhi evliyâe Allah'tan başkasına sığınan, Allah'tan başkası için iş yapan, Allah'tan başkasına güvenen kişinin misaline gibidir. Kemetelil <laughs> ankebut. Evet, örümceğin misali gibidir. Ne yapmış örümcek? İttehazet beyta. Bir ev yapmış. Örümceğin evi neyden oluyor cemaat-ı Siz söyleyin. Örümceğin ağından değil mi? Nasıl bir madde örümcek ağı? Çok nazik değil mi? Şöyle yani dokunmaya gerek yok. Üf, yapsan dağılır ya. Öyle nazik. Ve inne evhenel buyuti lebeytul ankabut. Cenab-ı Hak diyor ki Evlerin en zayıfı, evlerin en güçsüzü, en kolay yıkılanı hangisidir? Örümceğin evidir diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Rabbim diyor ki bu ayeti cellesinde. Allah'tan başkasına sığınan, Allah'tan başkasına güvenen, Allah'tan başkası için iş yapan adamın hali ne gibidir? Aynı örümceğin işi gibidir. Öyle bir ev edinmiş ki anında en ufak rüzgarda üflemede yıkılacağı gibi senin amelin de benim katımda öyle işe yaramaz. Örümceğin evi gibi olur diyor Allahu Teala. Tamam mı? Ben öyle ameli sevmiyorum. Öyle kulu sevmiyorum. Bana dayanacak, bana güvenecek, bana sığınacak. Yaptığını benim için yapacak mükafatını, ücretini, karşılığını benden bekleyecek diyor Allahu Teala. O zaman severim diyor. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Lev kanu ya'lemun. Sadakallahu lazim. Lev şayet kanu olsalardı ya'lemun. Bu hakkı, şu anlattığım hakikati kullarım keşke tam anlasaydı, bilseydi ona göre yaşasaydı diyor Allahu Teala. Ayet böyle bitiyor cemaatimiz. Lev kanu ya'lemun. Keşke insanlar bunu bilseydi de benden başkasına bel bağlamasaydı. Benden başkasına ümit bağlamasaydı. Ya en güvendiğin adamdan yeri geliyor darbe yiyor musun? He? Evet. Lan bu adamdan bana bir zarar gelmez dediğin adam. Adamla en güvendiğin ya en güvendiğin adamla hasım oluyorsun ya. Nasıl bir dünya burası ya bu arkadaş. Bunda da ne hikmet var şer gözüküyor ama ne büyük hayırlar var biliyor musun? Ne büyük hayırlar var. Mevla bize neyi? Ben kısa aklımla şunu çıkartıyorum buradan. Hani insanların... ...hani özür dilerim, beni bağışlayın. İnsanların bize kazık atmalarından, en yakınımızın, en güvendiğimiz kişilerin... ...onlardan bize darbe gelmesinden, onlardan kazık yememizden, onların tarafından üzülmemizden... ...ben neyi anlıyorum biliyor musun? Allah diyor ki, ''Kulum, ya en sevdiğim adam dedin, en güvendiğim adam dedin, buna sığındın.'' Buna ümit bel bağladın ama o da senin gibi bir insandı. Onun Rabbi de bendim. Ona da ben vermiştim o imkanları. E bak kazık attı sana. E seni üzdü, seni kırdı. E seni perişan etti. Ama bana gelseydin seni üzmezdim, seni kırmazdım. Seni hayal kırıklığına uğratmazdım. Cemaat-ı Müslümin. Kim Allah'a gitmiş de hayal kırıklığına uğramış be. Bana bir tane gösterin Allah rızası için. Bir tane gösterin ya. Bir tane. Yok bunun çok şeyin istisnası vardır bunun istisnası yok. Haşa sümme haşa. Haşa. Allah'a giden hayal kırıklığına uğrar mı? Vallahi kazanır. Dünyada da kazanır, ahirette de kazanır. Nice insanlar kazandı. Allah bize de kazanmayı nasip etsin. Amen. Rabbim kendisinden başkasına bel bağlamaktan bizi muhafaza eylesin. Kendisinden başkasına ümit beslemekten bizi muhafaza eylesin. Kendisinden başkasına güvenmekten bizi muhafaza eylesin. Kendisine kulluğu Rabbim bize muvaffak eylesin Resulullah'a ümmetliği muvaffak eylesin